Instagram canlı yayın deneyimim Sansar Salvo ve Kontkar kavgasıydı. O yüzden nasıl olacak hiç bilmiyorum yani. İyiyim ama düşüyor falan bir şeyler. Sabitledim şimdi. Vallahi abi yani şu anda bağlandığımıza göre böyle devam eder diye umuyorum. Arada düşse de o da işin tadı komikliği olur artık. Evet. Nasılsın abi? İyisin. Keyfin yerinde. İyiyim. Sizler nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Öğrenci dostlarım. Nasıl? Teşekkürler abi, sağ ol. Vallahi biz deyiz işte. Pandemi döneminde sizi gibi değerli insanları Instagram'da böyle ağırlamaya çalışıyoruz. Estağfurullah. İşte o şekilde biz de elimizden geldiğince etkinlikler vesaire yapmaya çalışıyoruz. Sen de kabul ettin, zahmet edip geldin buraya. Teşekkür ederim tekrardan katıldığın için. Evet. Covid olduğu için bu sene katılabildiğim tek üniversite etkinliği bu oldu galiba. Vallahi böyle bir şeyse bizim için de çok süper. Senin katılabildiğin tek üniversite etkinliğine bizim düzenli olmamız da beni sevindirdi açıkçası. Evet. Şöyle, şimdi ben ufak formattan bahsedeyim. Hani formatta demeyeyim de. Ben birkaç soru hazırladım sana. Onları soracağım. Sonrasında zaten sayımız da gittikçe artıyor. Senin takipçi arkadaşların da geliyor sağ olsunlar. Onların Evet. da chatten merak ettikleri sorular olursa onları da alırız. Böyle bir saate yakın, 45 dakika, bir saat bir yayın yapalım. Sonrasında da bakarız artık. Tabii. O zaman abi ufak ufak başlayalım. Twitch, YouTube, Spotify üçgeninde yayınlarını sürdürüyorsun abi. Nasıl gidiyor? Abi yani nasıl gidiyor? İyi gidiyor aslında. Son dönemde özellikle şeyle ilgili de ne derler? Yani işte Covid'den sonra zaten böyle bir insanlarda işte YouTube'dur, Twitch'tir, bilmem nedir, podcast'tir falan bir ilgisi çoğaldı insanların. İzleyici sayıları arttı. Yani iyi gidiyor diyebilirim şu ana kadar yani. Üç yerden de, üç koldan da bir şeyler üretmeye, bir şey yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ben de sıkı takipteyim abi. Eyvallah. Abi ailenin yanına yerleştiğini biliyorum. Nasıl? Şehirden uzaklaşmak iyi geldi mi? Şu anda İstanbul'dasın galiba ama genel olarak orada yaşıyorsun. Nasıl? Keyfin yerinde mi orada? Yani şehir İstanbul'da yaşamak gerçekten de şey ya, ne derler? Ben 30 sene İstanbul'da hep derim yani, yayınlarda diyorum. 30 sene doğma büyüme İstanbul'da yaşadım. İstanbul dışında ilk defa bir yerde karantinada 6 ay boyunca İstanbul'dan uzak kaldım. Ve yani o İstanbul hakikaten hastalık gibi bir şey. Çok fazla burada yaşadığın zaman insanın yani çok affedersin sindirim sistemine kadar etkiliyor. O kadar etkiliyor, öyle diyeyim yani sana. Yani şehir dışında yaşamak, insanlar Türkiye'yi böyle İstanbul'dan ibaret sanıyorlar ama hakikaten şehir dışında da çok güzel yerler var. İmkanı olan bence gitsin. Benim imkanım vardı. Ben gittim. Hem İstanbul'dayım hem de Altınoluk'tayım. Yani şey olduğu zaman bu işte hep şey derler ya böyle işte efendim yani bu şehrin havası da böyle beni yok ediyor ya. Şöyle bir ayda bir kere bir Silivri'ye kaçmadan duramıyorum canım derler ya yani hani bu imkanı herkesin yok ama işte olan varsa yaşamasın İstanbul'da abi. Zaten büyük İstanbul depremi geliyor. Evet abi doğru söylüyorsun. Büyük şehirler zaten inanılmaz strestir. Havası kirlidir zaten. Bayağı insanı mahvediyor. Ama işte üniversite falan derken biz mecbur. Ben Ankara'dayım mesela. Ankara'dan da çok İstanbul'dan fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belki İstanbul Yani fark etmez. Ankara deprem açısından çok şey, ne derler, Biraz rahatız evet. güvende bir yer. Tam Konya'nın şeyi çünkü oraları böyle dümdüz ya. Hiç Hı-hı. yani fayman hiçbir şey geçmiyor. Tek geçen şey galiba sıkıcılık diye böyle Ankaralıları karşıya yok yok. Hayda kimse Ankara'ya bir şey demez. Evet Hayda evet bir şey yok. yapıyor değil mi? Çok seviyorum. Pavyon, Behzatçı, şey var. Neydi? SSK. SSK diyorum. Evet. Evet. Abi biraz da böyle geçmişine gidelim istiyorum. Güzel sanatlar okudum. Güzel Evet. sanatlar okuduktan sonra dijitalde içerik üretme fikri nereden geldi sana? Ya dijitalde içerik üretme fikrin geneli benim şeydi yani hani dijitalde içerik üretmek üretmenin kapsamı bende oyunlarla ilgili inceleme yazıları yazmaktı yani hani şey değildi. Video çekeyim ya da işte canlı yayın açayım ya da işte böyle ya da podcast yapayım falan değildi yani. Hep böyle yazı yazıyordum ben çeşitli sitelerde.
2004 yılından beri TR Gamer vardı o zamanlar. Ben küçük çocuktum yani. Sonra işte biraz şey gibi oldu. Kazayla oldu yani. Merlin'in kazanı döneminde de videolar yapıyorduk ama o zamanlar biraz erken yapmışız o tarz videoları. Daha yeni dönemleriydi YouTube'un falan böyle. YouTube yeni yeni yükseliyordu yani Türkiye'de. Ateş Meclisi'ni yaptık işte. Ateş Meclisi'nden sonra ben Twitch kanalı açmış bulundum. Kader olarak da izlenmeye başladım yani. Açıkçası çok da bir aman abi ben yayıncı olacağım falan gibi bir şey yoktu yani gerçekten kafamda hiç olmadı. Sonra baktım daha fazla izleniyorum. İşte daha fazla yayın açıyorum. Bu benim bayağı bir noktadan sonra hayatımın odak noktalarından biri haline geldi. İşte şimdi 3 senedir yapıyoruz yani bu işi. Düştük bu batağın içine bir kere. Çok zor. Yani Accidental influencer diyen var abi do chatte. doktorlar içme dedi bu sigarayı. İçme diye. Ben senin şeyden hatırlıyorum. Daha ortaokula falan gidiyordum. Merlin'in kazanında şeyi seyrediyordum. Oyun sevinci bayağı kahkaha atarak seyrediyordum yani. O zamandan beri. Sonra işte senin dediğin gibi işte Ateş Meclisi falan görünce çok şaşırmıştım. Ay be demiştim ben o zamanlardan seyrediyordum falan. Böyle bir değişik olmuştu senin böyle gördüğüm zaman Twitch'te. Ortaokulda oyun sevinci izliyordum. Evet. Sen Surgeon Simulator falan oynuyordunuz abi. Çok koy, çok gülüyordum onlara. kaçlısın? Ben 99'luyum abi. 99'lu mu? Aynen. Ne diyorsun ya? Senin Yani yaşın ortaya çıktı galiba. senin benden çok sakalın bıyığın var. Sen nasıl 99'lusun ya? Abi. Abi 99'lu kaç yaşında oluyor? Abi 22 yaşındayım ben. 22 ne kadar güzel bir yaş. 99 inanılmaz. Ortaokulda izliyordum deyince çünkü şimdi kocaman bir adam olarak karşımdasın yani anladın mı? Yani aklım almıyor benim. Ortaokulda izledim. Nasıl falan oluyorum. Vallahi abi keyifle seyrediyordum seni ortaokulda. Arkadaşlar daha YouTube nedir bilmem nedir bilmezken biz sendeydik. O zaman devam edeyim abi. Evet. Twitch'e nasıl başladığını soracaktım ama zaten anlattın. Ateş Meclisi bir şey oldu herhalde senin için. Vesile oldu. Ya evet, Sungur şey dedi. Ya ben dedi Twitch'te dedi farklı bir şey yapmak istiyorum. Ama dedi siz de dedi o zamanlar işte Turgut'la dedi birbirinizi sevmiyorsunuz halihazırda dedi. Gerçekten sevmiyorduk yani. Hani o Ateş Meclisi'nin ilk bölümleri falan hani hakikaten arkadaş falan değiliz yani hani şey değil. Bayağı kılız orada bir araya geldik falan yani. İlk bölüm öyle bayağı. O şekilde oldu. Daha sonra ben kendim bir gece böyle evde otururken PlayStation'ın şeyi vardı. Bu da favori hikayem. Çocuklarıma kadar anlatacağım. PlayStation'ı bak beni yayıncı yapan ne oldu biliyor musun? PlayStation'ın paylaşma butonu oldu. PlayStation'da paylaşım butonu var. Bas Aynen şeye şu an butona yayındasın. Tık yayındasın. Twitch bilgilerini falan girdim. Dark Souls oynamaya başladım. Çamur böyle çamur görüntü. Hiç böyle internetim falan ona uygun değil. Oradan aldı götürdü işte yani. Sonra ertesi gün açtım, ertesi gün açtım, ertesi gün açtım. Baktım bunu iş olarak yapıyorum artık yani. Öyle. biraz süreklilik ve şans aslına bakarsan sanırım değil mi? Efendim? Biraz süreklilik, biraz da şans bu Twitch'te biraz önemli gibi diyorum. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani işte herkes ne düşünüyorsa onu düşünüyor. Diye böyle politik cevap. Yok yok şey. Yani şöyle. Hakikaten istikrar önemli. Ben şimdi çok fazla şey görüyorum, insan görüyorum yayın açacağım diye çıkan yola. Ama böyle işte istedikleri, bekledikleri herkes şey gibi sanıyor bunu yani. Ne derler? Abi işte bir haftadır yayın açıyorum. Hala 5 kişi izliyor. Olur mu böyle ya? 50 kişi olması gerekiyordu. Patlamam gerekiyordu falan. Abi işte 6 aydır açıyorum. Hala bir Audi A3 çekemedik altımıza. Falan gibi. Böyle bir şey değil bak ben 3 senedir şey yapıyorum. 3 senedir açıyorum yani. İşte ne kadar oldu? Bak benim Twitch'te 700 abonem var. YouTube'da 500 abonem var. Yani daha böyle o 1000 aboneleri toplamda 1000 aboneden fazla var. İşte onu yeni geçti yani o. O zamanları yeni geçtim. 3 sene yani artık açacaksın abi sürekli olarak. Bu işin istikrar önemli yani bu konuda. Hani şey değil. Ne kadar yetenekli olursan ol, ne kadar komik olursan ol, ne kadar enerjik olursan ol. Sen eğer her gün bunu gösteremiyorsan, her gün orada şey yapamıyorsan, okula her gün gelemiyorsan yani böyle bir şey bu.
Bunun içinde olmak da tabii ki zor, yorucu yani. Evet. Herkese göre bir şey değil. Evet. Herkes sanıyor ki yayın butonuna tıklayacağım deyince birdenbire böyle anlaşmalar gelecek. Bankana böyle 200 bin lira para yatıracaklar vergisiz falan yani. Böyle şeyler olacak diye düşünüyor herkes. Ama işte öyle olmuyor yani. Bazen atıyorum Pelin mesela birdenbire patladı. Hani Evet. ben işte çok daha sonra belirli bir izlenme sayılarına geldim falan yani. Beri kişisi de aynı şekilde. Sizin için de aynı şekilde. Belki 3 gün sonra bir şey olacak, patlayacaksınız. Şimdi bunu hiçbir zaman bilemezsiniz. Ama ünlü olacağım ve çok para kazanacağım diye girersen yani hayal kırıklığına uğrama oranın %90 falan yani hani. Ama %10 sen zaman istikrar gösterdikçe, üzerine uğraştıkça %20, %30 ara açılıyor yani. O yüzden önemli istikrar. Evet. Doğru söylüyorsun. Hazır bu izlenme sayılarına gelmişken abi az önce de söyledim pandeminin etkisidir vesairedir. Fakat son dönemde Twitch'te böyle sayıların artmaya başladı. Hani ben de bunu görüyorum. Hani ben de seviniyorum açıkçası. Bunu pandeminin dışında bağladığın başka bir şey var mı acaba? Halihazırda şey falan var. Ne derler? Çok fazla ben insanla beraber bir şeyler yapıyordum ya. Çok fazla insan da başkalarıyla bir şeyler yapmaya başlıyor. Öyle olunca da bir noktadan sonra sana böyle atıyorum Cuma günleri Sözleşi yayını yapıyoruz mesela. Yani oradan sana izleyici sekiyor. Eren'le Concordato yapıyoruz. Oradan sana izleyici sekiyor. Böyle bir iş yani. Arkadaşlarınla bir şeyler yaptıkça onun izleyicisi seni izlemeye başlıyor. Senin izleyicin onu yapmaya başlıyor. Covid döneminde de zaten bunlar birbirine çarpışa çarpışa böyle artıyor. Bir de bir yerden sonra artık şey gibi oluyorsun abi. Ne derler ona? Güvenilir marka oluyorsun. Yani aşağı yukarı Sinirlenmiş. evet, bilinmeye başlıyorsun artık. Tanınıyorsun. Adam 3 senedir burada yayın yapıyor. Yani belirli bir kalitenin üzerinde 3 sene yaptığına göre ya şart değil belli bir kalitenin üzerinde yapması. Ama en azından işte daha bilinirliğin yerleşmiş oluyor gibi bir durum yani. Anladım. Abi bir de geceleri böyle bir Hasan abi tarzında bir yayın formatı yapıyorsun. Hani biraz politik işte haber kanallarını seyrettiğim falan. Bunu böyle bir genişletme planın var mı? Ya ben Hasan'a o da şeyden geldi ya. Hasan abinin Allah kahretsin Hasan abinin kullandığı bir tane program var. Çetelino, tamam mı? Şimdi ben İstanbul'dayken o setup'ı kullanıyorum. Bunun sebebi de şu. Ya setup dediğim Çetelino koyuyorum ekrana yani. Çünkü laptop'tan yapıyorum İstanbul'dayken yayınları ve chat'i okumam gerekirse şurada bir tane dev gibi bir televizyon var ve şöyle okumam gerekiyor. Yani boyun fıtığı oluyor gerçekten de. Şey ne derler? Ama Çetelino'da aynı ekrana koyuyorsun. Aynı anda da videoyu izleyebiliyorsun falan. Onu yaptık diye Hasan abi gibi olduk da. Ya ben siyaset ya da politik yayın yapmıyorum. Onu hep söylüyorlar. Ben şey yapıyorum. Halk TV izliyorum ya yayınlarda. Haber maber. Yani. Yani bayağı benim yaptığım şey bayağı şey. Halk TV dedeliği yapıyorum yani ben. Çekirdek çitlik böyle. Aa işte yine o parti ne yapmış falan diye görüşüyoruz yani. Politik bir şeyler söylemek niyetinde değilim. Hiçbir zaman olmadım. Ama yani hani siyasal olarak fikirlerimi de gizlemem yani. Her türlü söylerim. Ama hani bunun üzerine genişleme şimdi bu trend gibi oldu biraz Twitch'te. Herkes Evet. siyasal politik bir şeyler yapmak istiyor. Ya birdenbire şey olayına döndü. Abi kim? Abi işte ben belediye başkanını getirdim. Ha, öyle mi? Ben de valiyi getiriyorum falan gibi oldu böyle yani. Abi işte ben de o zaman milletvekiliyle birlikte yemek yiyorum akşam var mısın falan gibi. Yani benim öyle bir niyetim yok. Olmaz yani. Çünkü yani ben bunlardan kaçmak isteyen bir insanım zaten. İşte Twitch'te de geldiler buldular biz ama işte yani böyle. Baktılar çünkü ya bak futbol Türkiye'de en çok boş adamın laf söylediği konular. Futbol, siyaset. Doğru. Başka ne var? Bir üçüncü de sen söyle işte. Bir de yemek olabilir mi mesela? Yemek böyle. Yine orada oranın geyikleri var abi ya. Ya Yemek işte evet, genelde. yemek olmaz ama yani futbol, siyaset. Bu ikisi bomboş iş yani. Üçüncüsü Yani. de gündem. Üçüncüsü de gündem bak. Evet, doğru Futbol, söylüyorsun. siyaset, gündem. Bu üçünü de sen yaparsan Twitch'te çok izlenirsin. Gündem, bir haberleri izle. Al size bak formül. Yayıncı olmak isteyenlere söylüyorum. Hemen not alın arkadaşlar. Twitch'in metası değişiyor sürekli yani. Gündem yayını yap. Al işte tüylü mikrofon, sarı mikrofon izle. Sonra böyle sinirlen chatle beraber. Aa bunlar ne diyorlar böyle chat falan de. Güzel. İki, siyaset yayını yap.
Yine aynı şey yapıyorsun aslında. Gündem yayında yaptığın şey yapıyorsun. Ama bu sefer böyle biraz daha böyle sert eleştirirmiş gibi yapıyorsun. İşte bir de zaten diğeri de futbol. Bir de futbol programı sıkıştı araya. Oturun böyle futbol konuşun arkadaşlarımla. Küfür edin, bağırın falan. Çalışır yani. Şu sevdalar tribünü vardı CS'nin, onu çok keyifle seyrediyordum abi. O biraz mesela eleştiren yaklaşıyordu Aynen. O futbola. zaten tam bu dediğim şeyin üzerine yani. Tam yani futbol konuşmak yani futbol konuşanların %50'si dolu adamsa %50'si boş adam ki bu bence iyimser bir tahmin. İyimser bir sayı oldu değil mi? İyimser bir sayı. Yani yüzde gerçekten de bir alt kültürle ya da bir spor dalıyla ilgilenen %50'si aptal, %50'si şeyse çünkü iyi bir durumdasın demektir bence. Futbol için de onu diyeyim. Hadi şimdi Instagram canlı yayındayız. Burası bir Kimseyi okulun. kırmayalım abi. Kimseyi Burası bir okulun, burası karşımıza bir okulun sayfası. Hacettepe'nin sayfası. Saygıdeğer de bir okul. O yüzden öyle diyelim yani. Burası bizim topluluğun sayfası abi. Yine Hacettepe'ye bağlıyız ama o kadar da büyük değiliz yani. Ya, o zaman küfür ediyorum. Yok yapma. Aman diyeyim dur. Abi şimdi 2 yıl önce bir yılbaşı yayını yapmıştınız abi. 2020 yılına girerken Turgut abiyle. Benim için çok keyifli bir yayındı açıkçası. Yani böyle o gün yalnızdım evde. Tek başıma girmiştim. Hani sizle birlikte geçirmiştim yılbaşını. Hani o zamandan beri 2020 yılı nasıl geçti abi? Bazısı için güzeldi. Birçoğunuz için çok kötü bir yıldı ama senin için 2020 nasıl bir yıldı? 2020 kötüydü ya. Yani zaten hani global anlamda ilk ya ben şeyi de çok gördüm bu arada. Abi işte benim 2020'm çok iyiydi. Hani evet dünyada çok kötü geçti ama bende harika geçti abi falan diyenler de var da. Ya şimdi iş anlamında, yaptığım iş anlamında açıkçası 2020 iyiydi. Ama yani hangi yayıncının ya da hangi dijital iş yapan insanın zaten kötüydü ki diyesim geliyor. Yani dijitalde yapılan hiçbir şey değerinden kaybetmedi. 2020'de arttı dijitalin değeri. Tam tersine. Yani bayağı insanlar deli gibi podcastlere sardılar. İnsanlar deli gibi yayınlara sardılar. Bir takım dijital alışkanlıklar edindiler. Yani o sebeple hani iş açısından iyi. Ama tabii ki işte büyüme sancısı mıdır? Hem fiziksel hem de işte iş anlamında, kariyer anlamında büyümenin. Bu da artık iyice şey gibi oldu. Şey reklamı gibi oldu böyle. Ped reklamı gibi oldu. Hem kariyerimde büyüyorum. Böyle hem işimi yapıyorum. Şey motivasyon veren ped reklamları vardır ya böyle işte. Evet. Forum kariyerde falan. Tam onun gibi. Aynen. Neyse şey yok ama yani tabii şimdi 30 yaşını falan da geçtim yani. Şey gibi oldu. 30 yaşını geçince ne yapıyoruz falan gibi depresyonunu yaşıyorsun. Okey 20'ler bitti. Şimdi ne oluyor falan. O yüzden biraz sert oldu. Ben gemiyi böyle rahat oturtamadım 31'e böyle. Şu anda rahatladım mesela bir nebze. Ama 30'dan 31'e böyle gemiye şey yapman, gemiyi böyle çok daha yavaş yanaştırman lazım. Ben baya böyle Ohoho! Falan diye ve karalara oturttum gibi oldu gemiyi. Sonra bir gemi yapmak gerekti falan bilmem ne. Psikolojik olarak zorlandım pek çok şeyden. 30 yaş sonrası o 2019, 2020 ve işte 2019 ve 2020 arası. 2020'nin genelinde ve de. Anladım. Yani birçok uçaklar için aslında bu tarz sancılar oldu ama umarım 2021 hepimiz için daha iyi bir yıl olur diyorum. Yani evet böyle ve bu tarz temennilerimiz var. Aynen. Temennilerimiz var ama Daha aslında öbür stabilite olsun. günlerin hiçbir farkı yok, evet. Yani Evet. 2020-2021'den hiçbir farkı yok aslında. Stabilite olsun hayatımızda. Biraz stabilite olmasını özledik galiba yani. Evet. Abi ufak bir chatten bir soru gelmiş. İstersen hemen onu da sormak istiyorum. Abi evde köpek besliyorsun. Sürekli muhabbeti dönüyor. Cahre'nin de bir köpek olayı falan oldu. Evde köpek bakmak hakkında ne düşünüyorsun? Ne söylersin diye sormuş bir arkadaşımız. Yani birincisi bakabilecek durumunun olması lazım önce. Ya bu arada Lipton reklamı ama alındı diyor. Hayır ya çay içiyorum. Pardon onu görünmüş de yani öyle bir Keşke viral. reklam olsa abi. Lipton bize Evet. olabilir sponsor. Öyle bir viral olayımız yok yani şu anda. Hani öyle bir şey Geçmiş değil. olsun. Birdenbire size çıkartıp böyle şey gibi yapmayacağım yani. Kadın kadın bir şey çıkartıp Lipton aynen adam böyle yapıyorlar ya neydi? Neydi? Soğuk Savaş'ta hep yapıyorlar. Her bölümde böyle çıkartıp birdenbire meğerse tadım reklamıymış falan işte. Sonra tatsız. böyle 45 dakika alakasız alakasız tadımla ilgili espri yapmaya çalışıyorlar. Hiç de komik değil. Evet.
Neyse şey. Ne diyordum? Ya köpek bakma olayı bir kere yani sahipleneceksen köpek buna niyetliysen bu çocuk yapmaya çok benziyor bence. Yani sahiplendikten sonraki süreçte de yani buna bakarken çok kararından geri dönmek isteyeceğin zamanlar olacak. Ya da sadece bana oldu bilmiyorum. Benim kocaman bir köpeğim var. 45 kilo falan bayağı böyle. Burada değil şu anda Altınoluk'ta. Ama yani şey işte Lazer adı. Ben sahiplendiğim zaman 6 ay boyunca ben bunu yapamayacağım galiba. Neyse işte yapamıyorum falan tarzı olmuştum. Yani o yüzden çok şey değil. Kolay bir iş değil. Bütün hayatını onun çevresinde şekillendirmeye hazır olman lazım. Yani şöyle düşünün. Akşam işten çıktıktan sonra bir yere gidemezsin. Evine gelmen lazım. Çıkması lazım o hayvanın. Daha sonra ne yaparsan yaparsın. Evde yalnız kalabiliyor mu? Senin buna bir ekonomik durumun var mı? Bu hayvan senlik aşılarını yaptırabilecek misin? Mamalarını verebilecek misin? Yani o sebeple köpek olayı biraz %100 net olman lazım. Net olduktan sonra da yine aslında istikrar göstermen lazım o hayvana her gün bakabilmek için. Bir yerden sonra otomatiğe bağlıyor zaten. Ama işte ilk bir sene falan hayatta ona alışmak, hayatın onun çevresini şekillendirmek çok zor bir şey. Kolay değil. Büyük bir sorumluluk gerektiriyor aslında. Büyük bir sorumluluk çocuk gibi yani o hiçbir zaman yani belki daha kendi kendine kalabiliyor. Çocukları izlemen gerekiyor çünkü. Ama onun da şeyi var yani. Hani her zaman o çok heyecanlı olacak ve her zaman o heyecanı yaşayacak yani yaşlanana kadar. Onun hayatında öyle bir heyecana hazır olman lazım. Hazır yeri gelmişken de buradan Cahre'nin köpeği Alfred'e de şifalar dileyelim. Evet. Ama Çok işte üzüldüm ben gördüğüm zaman. ne olmuş ya? Onun arka bacağında his varmış arka bacağında hayvanın. Yürüyecek yani hayvan tekrar. Evet, onu görmek beni çok Öyle bir sevindirdi kalıcı bir açıkçası. durumu olmayacak hayvanın büyük ihtimalle. Ona ben çok seviniyorum. Evet. O zaman ben kendi sorularımdan devam ediyorum abi. Bağlantı iyi mi bu arada? Sıkıntı yok değil mi? Beni Tamam. duyabiliyorsun net bir şekilde. Tamam. Senin bir şey sen duyuyor musun beni şu anda mesela? Ben şu anda net duyuyorum abi. Sende biraz delay var. Ama sorun yok değil herhalde. Sen bana sor. Öyle de Belki olabilir senkron yani. Sen olur sor abi bir bana ben. noktada. Evet. Bu Instagram canlı yayın işi düzgün çalışmıyor ne yazık ki. O zaman Evet devam evet. ediyorum abi. Geçtiğimiz yıllarda Sabah Mertleşmesi adında bir program yapıyordun abi. Bu programa devam etmek ister misin bir noktada? Ya onu ben şakasına yaptım ya. Onu böyle onu çok ciddiye aldılar yani. Adı Sabah Mertleşmesi olan bir şeydi o ya. Evet bu O arada. aralar Komik bir isim var ama. Bir erken kalkıyordum ben. Bu aralar hiç öyle değil artık. Yani bugün yemin ediyorum sana bu yayın için 20 tane falan alarm kurdum ben yani. Hani böyle çünkü bu saatler benim vampir saatlerim. Yani bu saatler benim tabut içinde bütün evi kapkaranlık bir hale getirip uyuyorum bu saatlerde. Sonra gece vakti kalkıyorum. Yayın için falan işte. Sabaha kadar ayaktayım. Yani nadiren şu anda gündüz vakti ayaktayım. O zamanlar böyle bir haftalık bir dönemim olmuştu işte. Aşırı derecede erken kalktım. Öyle bir program yaptım şakasına. O sonra çok sevdiler. Abi niye dönmüyor? Bir şey de yapmıyordum yani. Haberleri okuyordum. Bayağı Sabah programı. keyifliydi ama abi ya. Sen izledin mi onları? Ben evet abi canlı olarak dinliyordum. Yerlere Sen gidiyordum işte benim bayağı sabah. izleyicimsin o zaman. Ben senin bayağı izleyicinim abi ya. Yani chatten falan çok yazmam ama alt tabiciyimdir yani. Ben takipteyim. Okey, sen bayağı biliyorsun falan yani bunları. Tamam anladım. Yani Tabii. devam ettirmem ya onu büyük ihtimalle. Adı çok kötü abi ya. Ben o ismi bulduğuma utanıyorum açıkçası biraz. Yani bir de insanların aklında kaldığı her şeyi bak çete de yazıyorlar da insanların sessizce o ismi unutmasını bekliyorum ama hiç unutmayacaklar gibi galiba. Hep Abi unutmak 150 kişiyi hatırlattım şu anda. Evet, 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 evet. Muhtemelen akşam chatte birileri Yok ya yazıyorlar zaten abi sabah mertleşmesi dönsün falan yazıyor. Her hafta bir daha. Yani ben Instagram'a
fotoğraf atıyorum. Bir tane adam gelip bana oh komertleştim yazıyor yani. Hani. Bir şey de diyemiyorsun şimdi. Sen bulmuşsun. Yani O da bulmaz ol. iyiymiş. Abi o zaman şimdi geçmişten hani böyle eski programlardan gidiyoruz. Ben şimdi bir soru daha soracağım bu tarz. Solitaire yaptın. Ben Sor. onu da takip ettim çok keyifle. İki farklı ekiple yapmıştın. İşte Evet. Cansu Durun, Pikuin'in olduğu. Bir de Eren Aktanlar'ın olduğu. Hangi ekibi oynatmak daha Evet. kolaydı senin için? Tabii Erenleri oynatmak canım. Ben illallah ettim. Ya bak Türkiye Cumhuriyeti, bak Türkiye dünyada diyorum hatta. Dünyada, tamam mı? Dünyada Can Sungur, Yiğitcan Erdoğan, Tancan Fümen, Pelin Baynazoğlu, Turgut Uç. Bu insanların her birini toplayıp bir kurallarıyla D&D oynatabilecek baba yiğit varsa yapsın. Vallahi yapsın, ben izleyeceğim. Ben izlemek istiyorum çünkü. Ya ben siz onları oynasın o gruba. Böyle 5 bölüm, 10 bölüm D&D oynatın, ben onu izleyeyim. Dünyanın en zor şeyi ya. Ya bir kere Sungur çok zor. Yani zor. Bir de zaten orada Yiğitcan ayrı, işte Pelin ayrı, Tancan ayrı bilmem ne derken yani zor, kolay bir iş değil. O sebeple tabii ki de Erenleri oynatmak daha kolaydı yani. İkisi de çok keyifliydi izlemesi ama Can abilerinki ayrı bir komikti. Ya Oradaki o, zorlanış, senin zorlanışını çok hissediliyordu orada. ya ben Türkiye'deki en zorlu ve en All Star kadroya oturup 10 bölüm D&D oynattım mı kurallarıyla? Oynattım. Yani ben bu konuda şeyimi isterim ha. Ben gazisiyim yani bu işlerin, anladın mı? Benim Hemen Türkiye'de artık, madalyanı takdim ediyorum abi şu anda. aynen, benim Türkiye'de artık oyun oynatamayacağım kimse yok yani hani. O ekibe onu 9, ne kaç oynattım? 9 bölüm mü oynattım? Öyle bir şey oynadım. 9 mu 10 mu ne, öyle bir şey. Sonra dedim ki yok, yapamıyorum ben bunlarla dedim yani. Şimdi bir Dur Kurtlar dedim bu Vadisi çocuğu. gelecek abi. O ne durumda? Kurtlar Vadisi çok komik olacak ya. Kurtlar, ama O Kurtlar geliyor Vadisi değil mi? Onda oynarım yani, problem çok. yok. Onda problem. Onda zaten ben işi çok daha şey edeceğim bak. Can Sungur orada 4 adam enerjisinde olduğum için ben Can Sungur'u alacağım bir kere. Bir de yanına Tancan'ı alacağım. Belki bir üçüncü kişi daha. Yani belki bir üçüncü kişi daha. İkisine odaklı bir oyun olacak yani o. Ve yani ondan korkum yok. Çünkü yani o kapasite, remim ona yeter. İki kişiye yeter. Ama bir daha öyle bir ekip, öyle bir Solitaire'ın ilk ekibi gibi bir ekip yok. Hayatta. Yok. Keyifle bekliyoruz abi. Şimdi bildiğim kadarıyla da şey oynuyorsunuz. Vampire oynuyorsunuz. Onu da ilk Evet. bölümünü seyrettim. O da bayağı güzeldi. Evet, o da ayrı bir ekip. O da ayrı bir ekip. İkinci bölümde onlar da birbirine aşırı ısındı. Isındırken içlerinde ben yokmuşum gibi konuşuyorum. Birinci bölümde ya, birinci bölüm hep şeydir zaten. Biraz Bölümün yavaş bir da birinci bölümü. bölüm, şimdi net konuşmam gerekirse biraz yavaş ilerliyordu. Tabii. Yani o bir oyuncuların birbirine alışma bölümüdür. İkinci bölümde şimdi dün oynadık. Bayağı komik oldu. Biz çok güldük oynarken. Biz yaparken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Programlardan hazır gelmişken Concordat'ı da izliyorum ben. Bu bir önceki Concordat'ı, son olan değil de çok korkunçtu ya. Yani onu, yani tüyler ürperdi, bir hafta zor uyudum. Ben hala Concordato ile ilgili şey alıyorum. Hala o programla ilgili. Spesifik olarak o programla ilgili her gün yorum alıyorum ben. Her gün. Yani her gün en az 5 tane şey geliyor ve 5 yorumun 4'ü de şey. Abi programda gösterdiğin resimdeki kişiyle geçmişte benim şöyle bir olay olmuştu falan diye böyle anlatıyorlar. Sürekli Ben ama bir işte. kısmını izlemedim abi, öyle diyeyim. Bitiremedim yani. Ya işte evet, orada ben bir yerde bir çizim gösteriyorum. Diyorum bunu tanıyor musun falan diyorum İrem'e böyle işte. Daha sonra onun üzerine biz konuştuk da. Onun üzerine hep böyle onun şeyini yapanlar falan olmuş. Gelip böyle işte abi ben onu tanıyorum. O adam 98 senesinde Maslak'taydı. Babama borç kapıyor. Böyle hikayeler gelmeye başladı. Her günde geliyor. O bölüm bayağı şey oldu. İnsanlar da yer etti galiba yani. Evet. Yani tadını kaçırmak isteyen varsa bu 150 kişi arasında hemen abi yayından sonra koşa koşa onu izleyebilir. Bir hafta uyumama garantisi var. Bizi yakında şey yaparlar yani. İşte zamanında Sır Dosyası diye bir dizi vardı Türkiye'de de. Şeyden sonra, depremden sonra, büyük depremden sonra şey oldu. Sır Dosyası'nı kaldırmışlar diye yayından. Türk halkının ruh sağlığını kolektif olarak bozuyor diye. Yakında bizi de cancel'larlar öyle diye düşünüyorum yani. Gerçi bizi cancel'layacaklarını, bir sürü
bu işi parayla yapan Cinci Hoca'yı cancel'lasınlar. Her gün Twitter'da görüyoruz abi zaten. Hepsinin Evet, videosu düşüyor. Rezil rezil. Siz en azından gayet güzel içerik yapıyorsunuz abi. Teşekkürler. Evet. Abi biraz şimdi değişik bir şey soracağım sana. Senin efsaneleşen bir Okan Bayülgen programının var. Belki arkadaşlarda bilmeyenler vardır. Ondan böyle bir ufak anlatmak ister misin? Anlatayım abi, 2011 yılında oluyor. Yani nereden baksam tam olarak 10 sene oldu artık, yani tam 10 sene önce o. O zamanlar yönetmen işte böyle oranın yönetmeni yani. Bu işte ben şeydeydim. Oyun Gezer'de yazıyordum. Oyun Gezer Online'da yazıyordum ben o zamanlar. İşte böyle oyunlarla ilgili konuşacaklar bunlar, ama işte bir programa genç birisini almak istiyorlar aynı zamanda. İşte beni önermişler. Yönetmenin arkadaşı da beni tanıyordu. Beni önermişti. İşte ben gittim oraya. Orada işte altyazıları yazan bir KJ'ci olur her zaman, program yapan. Hedefsiz oyun bağımlısı yazmış oraya. Oyun bağımlısı. Ben oraya oyun bağımlısı olarak gitmedim yani. Ben oraya editör sıfatımla gittim yani aslında. Yani oyunlarla yazan, internet kültürü içinde olan bir insan olarak gittim. Gitmişler oraya, oyun bağımlısı yazmışlar yani. O da öyle bir Türkiye internet tarihine atılmış bir şey oldu yani. Nefise bir anımız oldu yani. Oyun bağımlısı Mert Ünhan diye kaldı o şekilde. Güzel, ama o zamanlar çok sinirlenmiştim. Eskiden çok kızıyordum yani şeylere falan, ne derler. Ya işte yeter, bunlar da bir oyun bağımlısı yazdılar, anasını satayım, adamız oyun bağımlısına çıktı falan. Daha 2012'lerde falan yani. 10 sene oldu işte. 10 sene sonra dönüp geriye baktığım zaman yani çok da o da komik tatlı bir anı olarak kaldı. Canlı 2011'de Okan Bayülgen'in canlı yayınına çıkmam falan yani, hani anladın mı? Bence güzel an abi bu arada. Bayağı evet, anlatılacak hikaye yani. Türkiye interneti bile daha masumdu 2010 yılında. Ben sana söyleyeyim. Şimdi mesela öyle bir şey olsa gerçi o zamanlar da linç yemiştim ben ya. Eksözüm'de bile o linçin kalıntılarını bulabilirsin 2011 yılından gerçi. Yok, evet, o zamanlar da toksiktik ya. O zamanlar da linç yemiştim artık. Hep sözümü bir toksiklik vardı bizde ya, değil mi? Masum, hiçbir zaman masum değildik. Sözümü geri alıyorum. Vallahi doğru söylüyorsun, ama günümüzde bir toksiklik oranı, linç kültürü biraz daha yükseldi sanıyorum abi ya. Ya işte kuru gürültü gibi oldu yani. Böyle artık bir de artık insanlar şeyi anladılar ya. Ya şimdi gündelik linç yiyen insanlar var yani. Yavaş yavaş şeyi anladık ya böyle. Ya linç de aslında bir boka yaramıyormuş. O yüzden hadi daha sert edelim birbirimizi linç falan oldu. Yani şey gibi. Abi artık ben hissetmiyorum, daha sert vur falan gibi oldu biraz. O işte şeyin, sen ne kadar artık bir yerden sonra tepkiye duyarsızlaşırsan tepkinin de oranı o kadar yükseliyor gibi hissediyorum. Ben de linç yedim pek çok konulardan yani. Ya ben şimdi şey yazsam, geçen işte böyle bir küçükten Fenerbahçe linci yedim. Linçlerin de türleri var. Linçlerin de türleri var bence. Mesela böyle toplu Twitter linci var. Özel mesajdan gelen linci var. YouTube içeriği linci var. O çok ilginç mesela. Onu biz bundan bir ay önce gideceğimle yedik. Linç sadece YouTube'da bir videonun altında gerçekleşti. Yani Tarih'in yatak odasındaydı değil mi abi? Yanlış evet, evet, evet. Yani Yiğitcan böyle 3 bölümlük bir seri yapmak istedi. Birinci bölümü de 15 dakikaydı. Diğer bölümler normal dakikasında. Sıçtılar ağzımıza. Öyle böyle. Acayip kızdılar. Çok kızdılar yani. Hala böyle mesela şey falan yapıyorlar. O yorumların altına gelip şey falan diyorum. Unutmadık sandınız. Değil mi? Falan unutmayız. Bilmem ne tarihin yatak odasının 15 dakika olma rezaletini unutmayız. Yani o sadece böyle çok daha şey, tek bir videonun altında dönen bir linçti mesela yani. İşte Twitter'dan yediğin var. Instagram özel mesajlarından yediğin linçler olabiliyor. Falan filan. Facebook linci var. Senin bir konuşmanı alıyorlar. Facebook grubuna koyuyorlar screenshot'la. O da oldu bana bir kere. Altına sonra 1000 kişi küfür ediyor. Onun pek etkisini hissetmiyoruz. O kapalı gruplarda gerçekleşiyor genelde böyle. Onlar animeci kendi çapında şey yapıyor değil mi? Çarpıştırıyorlar evet. Sesleri böyle. Aynen. Animeci 16 yaşında öfkeli çocuklar çok şey yapıyor. Kızıyorlar bana. Böyle işte bu bununla ilgili ne demiş lan falan diye böyle gruplarına koyuyorlar. Yani her şeyden, her jenerasyondan, her tipten, her toplumsal gruptan, her sosyolojik klikten şey bulabilirsin. Linç yiyebilecek insan bulabilirsin. Abi mesela bu tarihin yatak odasında bir linç yedikten sonra mesela bu içeriği üretmeme gibi bir şeyiniz oldu mu? Ya bundan güzel içerik yapıyoruz, bundan da linç yedik.
Hani böyle bir soğuma gerçekleşti mi? Yoksa aynen devam mı? Ben çünkü onu Yok. da keyifle takip ediyorum. Bayağı iyi oluyor. Yok. Bize daha şey gibi oldu yani. Bu kadar fazla yani biz hiç beklemiyorduk biz çünkü İlkem tarihi konularla ilgili şey yapıyor ne derler. İlkem tarihi konuları okumayı, araştırmayı seviyor. Yani zaten şey olmasa da adam şöyle bir herif. Normal oturuyorsun diyelim. Lahmacun yiyeceksin İlkcan'la karşılıklı. Bu olmuş. O bir olaydır yani. Adam böyle birdenbire durup işte Alexander İskender'in hayatını anlatmaya başlıyor sana. Okumuş. Çok coşmuş. Sana İskender'in hayatını anlatıyor. Ya da işte ne bileyim tutuyor. Atatürk'ün yaverinin hayatını anlatıyor. Ya da işte Mansa Musa'nın hayatını anlatıyor sana yani. Anladın? Böyle bir herif yani İlkcan. O yüzden onu kanalize etti bir yere ve çok da iyi yaptı bence. Biz bu kadar insanların sahiplenmesine şaşırdık yani. Çok kızdılar yani. Bayağı şey devlet meselesi gibi oldu birdenbire böyle. Şey falan yazanlar oldu mesela. İşte ikinci bölümünü koyduk biz o bölümün. Hala dersinizi almamışsınız falan yazanlar oldu böyle altına. Ya baba 15 dakika video koyduk. Normalde 20 dakikalık, 25 dakikalık koyuyoruz. Hala dersinizi almadınız ha. O zaman buraya da bir dislike atayım da görün falan. Bunu yazan o. Ciddi ciddi bunu yazdı adam yani. Buraya da dislike atayım da görün falan yazdı yani. Hani bu kadar seviyorsan, bu kadar sahipleniyorsan iyi bir şey yapmışız herhalde diye düşündük. Anladım. Yani keşke o dislike atanlar da olmasa da like atsalar, değil mi? Atsınlar artık ben her şey ben abi adam yani şey koysan ne derler abi işte Jesus Christ son bir kez gökyüzünden iniyor diye video koysan gerçekten de abi İsa Mesih geldi buradan iniyor diye video koysan adam onun altına küfür edecek dislike yazıp. Bu adam var sana yemin bu adam var bu insan var yani hani bu ve bu gerçek bence yani. Yani şey diye video koysak abi işte insanoğlu Jüpiter'e koloni kurdu diye video koysak adam gelip dislike atacak yani anladın mı? Şey diyecek altta büyük ihtimalle. Ben de götüme don alamıyorum. Adam koloni kurmuş. İşte falan yani takılacak adam yani. Direkt o adam var ya gerçekten. Ya Ya hiçbir şey beğenmem. biz Türklerde direkt şey sendromu var. Hani bize her şey sinirlendirir çünkü paramız yok. Hani çok kızıyoruz. Çok gerginiz. Paramız yok. Ve fakiriz yani. Toplum olarak fakiriz. Fakir bir toplumuz. Ve yani insanlar tabii ki borç harç içinde yaşıyorlar ve çok öfkeliler her şeye. Ya sen şimdi tutsan bak ben Instagram'a bir keresinde şey koydum. Limonlu soda koydum. Limonlu soda storiesi koydum bak tamam mı? Normal bir böyle şey bir bardak. Güzel bir büyük bir su bardağı. Limon, soda, buz, kamış. Tamam mı? Yani Tamam. takdir edersin ki biraz kokteyl gibi görünüyor. Böyle biraz böyle içmek istedim sodayı. Sürekli şişeden mi içeceğiz dedim. Buzlu limonlu yapalım biraz da dedim ya. Tamam mı? Biraz da şımarmak lazım, değil mi? Ya limon buz diyorum ya. Soda bildiğin. Beypazarı soda limon buz. Kamış. Büyük Evet bardak. abi. Aynen bu yani. Şımartmakla alakası yok yani. Neyse şey. Bunu koydum ben. Bunun storiesini attım ben. Adam bana şey yazdı. Paranız var ya amına koyayım yazdı. Soda. Demek ki sodaya da yetmiyor abi, adamın parası bilmiyor. Hayır yani hay oradaki işte artık konseptsel bir sinirlenme. Çünkü yani adam şeye kızıyor orada. Soda olup olmadığı umurunda değil. Kamış var ya orada. Ona Limon var. sinirleniyor, değil mi? Fancy görünüyor ya, fancy görünüyor. Yani o bardak şekilli şukullu görünüyor. Onun sınıfsal yani öfkesi anladın mı? Onun şeyle alakası yok yani. Belki onun içinde 20 bin liralık ejder smoothie'si var. Önemli değil onun için. Görüntü şekle sinirleniyor yani. Bunun da parası var ama. Bizim yok. Hepsinin var. Anne kamış getir ya falan gibi yani. Bizim evde kamışımız niye yok? Niye Churchill içemiyoruz biz bu evde ya? Hani Halbuki sallasa olacak zaten Churchill tabii abi sallasa olacak Churchill yani hani. Böyle bir durum yani. Yani Türklerde böyle bir şey var. Ben de söyleyince Almanya'da yaşamışım gibi oldu. için. Yok canım, İsviçre'de böyle biliyoruz bir bunu biz ya. siz Türklerde böyle bir sinirsel, toplumsal bir gerginlik var. Ben anlıyorum tabii ki. Fakirsiniz ondan. Falan yok. Ben de Türk'üm. Ben de Türkiye'deyim. Ben de yani şey De değilim yani. sinirleniyoruz abi bazı şeylere, bu tarz olduğu zaman biz de Kendime fakiriz genel tabii canım olarak. kendime yani şey almış bile değilim yani. İkinci el bir Tofaş araba almış bile değilim. O yüzden
Ben de sizin tarafınızdayım. Ha, araba alırsam, bak ben %100 bir gün araba alırsam, tamam mı? Yemin ediyorum ki zaten büyük bir şeyde gözüm yok yani. Böyle bir ikinci el bir şey alacağım. Tofaş mofaş bir şey. Onu koyacağım Instagram'a gerçekten de. Story atacağım. Araba aldım diye story atacağım, tamam mı? Çok merak ediyorum. İlk kim küfür yazacak? Çok merak ediyorum. Çünkü yıllardır beni izleyen aşağı yukarı herkes şey bilir. Benim bir araba hayalim vardır. Kendi arabamı almak istiyorum. Ve işte böyle son bir yıldır da direkt bir araba alacağım yani. Ve kim küfür edecek çok merak ediyorum. Onu yapacağım. Onu çok en merak ettiğim şeylerden biri. Paranız var ya bunu falan diye orada bir o ilk kim diyecek acaba yani? Sonra hemen bir YouTube videosu çekersiniz abi Doğan Kabak'la 1 milyonluk Mert arabası diye. Ha şey onun da o benle çekmez ya. O benle video çekiyoruz. O şey o iyi arabaları falan çekiyor. Şimdi Evet, iyi arabaları ben çekiyor. belki ben şey de yedirebilirim yani ne derler? İşte Mert Günhan'ın Tofaş sevdası. Abi bizde modifiye işte yani bunlar aslında iyi arabalardı ama kıymeti bilinmiyor. Şimdi ben LPG'yi taktım. Dizel motorunu da taktım bunun. Bu 5000 kilometre Kastamonu ya kaç bin kere gitti biliyor musun? İyi araba. Ben öyle bir böyle abi bizde Şahin sevdadır falan gibi hani Sarı Şahin, Doğan SLX falan gibi yani. Bir alt kültür abi aslında ya. Bayağı D&D gibi bir alt kültür. Orada bir komünite var aslında. Tabii. Aynen. Abi o zaman ben tekrar içeriklerinden sormak istiyorum. Şimdi bildiğim kadarıyla podcast üretiyorsun birçok farklı. Ama Evet. bunlardan da en tutulanı Zaman Altı. Bunlar Spotify'dan bildiğim kadarıyla bir şey kazanılmıyor. Fakat burada içerik üretmeye devam ediyorsun ve hani Zaman Altı'nı dinlediğim zaman inanılmaz bir emek gözüküyor orada. Hani sonuçta radyo tiyatrosu gibi bir şey bu. Bayağı bir emek sarf ediliyor. Bunu neden devam ediyorsunuz? Hani bu bir manevi haz mı veriyor size? Her şey para mı? Geliyor yani. Neden podcast yapıyorsunuz falan gibi. Yoksa yapın abi ben dinliyorum ya. Benim için problem yok. Arkadaşlarım falan da bunu çok soruyor böyle. Yani abi siz para kazanıyor musunuz ya o işten falan gibi. Çok emek veriyoruz çünkü. Yani podcast bölümü şey yapmak, kurgulamak, miksajlamak, bütün işte oyuncularla bir araya gelmek, prova yapmak, kaydetmek, senaryoları yazmak falan. Ölüm yani gerçekten de. Solitaria'da ben bunu çok iyi gördüm. İnsanlar neden podcast yapıyor bilmiyorum. Kimse para kazanmıyor çünkü. Yani biraz şey gibi oldu. Abi herkes yapıyor falan gibi oldu böyle hani. Mesela ben çok merak ediyorum şimdi çünkü bir noktada Spotify bunu para kazanma yöntemlerini açacak Türkiye'de. Spotify Originals falan gibi bir şey gelecek. Yurt dışına geldi. Yani böyle kendi içlerindeki bazı podcastleri falan satın aldılar. Kendileri prodüksiyonunu yapmaya başladılar falan. Ya bu Türkiye'de gelir diye umuyor insanlar. Ama yani ben bu noktadan sonra ona göre hiç planlamıyorum yani. Hani gelirse gelir, gelirse gelene kadar, gelmezse gelmeyene kadar yani. O hesap. Benim için açıkçası biraz şey gibi oldu. Tamam, 10 saat yayın yapalım, 10 saat oyun oynayalım, boş muhabbetimizi yapalım, gülelim, eğlenelim. YouTube'da da videolarımızı yapalım bilmem ne. Ama yani gerçekten de İlcan'ın da hayatta yapmak istediği gerçekten hayalleri var. Benim de var. Ve ikimizin de hayalleri biraz böyle hikaye anlatma üzerinden oluyor. Anlatmasak patlarız büyük ihtimalle. Biraz öyle. Oraları bizim oyun alanımız. Farklı farklı şeyler deniyoruz oralara. Şimdi mesela İlcan farklı janrada Zaman Altı'ndan sonra yeni bir podcast yazmaya başladı. Onun provalarını yapacağız işte. Benim halihazırda zaten bir sürü şey var. Yani Solitaria var. Kuzgun var. Kuzgun'a devam edeceğim. Soran olmuş chatten. O haftalık olarak
Hani parasal bir durum yok. Sadece bu işi iyi yapıyoruz ve iyi yaptığımız için de yapıyoruz gibi bir durum var yani. Hani diğer insanlar niye yapıyordur? Parasal bir şey için, parasal bir beklentiyle giriyorlar mıdır? Şüphesiz. Yani reklam alı. Türkiye'de bu işten para kazanmanın tek bir yolu var. Podcast'in başına şey diyeceksin. İşte zaman altın, şey Mitsubishi'nin sunduğu zaman altın. Zaman altı içinde geldi. Yani şey noktasına getirmek istemiyorum. Hiçbir zaman. Yani işte Pellegrino sodalarının sunduğu Solitaria günlükleri başlıyor falan gibi de noktasına da gelmedi yani. Bir para yok yani Spotify'da şu an için. Yapmak istediğim şeyleri oraya aktarıyorum. İşte insanlar da biraz buna abone oluyor gibi Twitch'te ve YouTube'da. Yani işte bunlar bana yapmak istediğim şeyleri yapma özgürlüğü veriyor. Bu bahsettiğim Twitch'te 700 abone, YouTube aboneleri falan. Başka bir podcast serilerinde olacak diye bir soru gelmişti ama bunu cevap verdin zaten sanıyorum. Yiğitcan'ın hazırladığı yeni bir içerik var diyerekten. Ses kesilmiş, düzelmiş galiba. Abi az önce biraz bir gider gibi oldu da şu an iyi gibi. Beni duyabiliyorsun değil mi? Problem yok. Seni duyuyorum, evet. Benim sesim mi kesildi? Az önce biraz bir kesilir gibi oldu ama şu anda gayet iyi. Şey diyorum yani, Spotify zevk işi biraz. İnsanlar da bana abone olurken bana böyle şeyler yapabilme gücü veriyorlar. Kimse şikayet etmiyor galiba durumdan yani. Bana kimse gelip de şey demedi. Bunları yapacağını bir 10 saat daha yayın aç demedi yani şu ana kadar. Hatta çok da kendi kitlem destekliyor. Yani ben şey derim arkadaşlar bugün yayın yok. Solitaire kurgulayayım. Anlaşmamız var. Siz abone oluyorsunuz. Ben podcast yapıyorum. Siz abone oluyorsunuz. Ben podcast yapıyorum gibi bir Galiba Mert abinin bağlantısında problem oldu şu anda ama umuyorum düzelir. Arkadaşlar bazen yaratıcı Instagram'da problem o oluyor tarafta ama yani. umarım Daha devam düzelir. edeceğiz. Pek çok şey yapacağız yani. Sen gittin ama. Ben de burada yalnız kaldım. Duyuyorsun değil mi abi? Problem yok. Ben acaba şu anda hala yayınlamıyorum ama hiçbir fikrim yok. Sen gittin. Vallahi abi iki tarafta da malum internet altyapısı bir orada patlıyor bir burada patlıyor. Gene şansa yapıyoruz vallahi şurada yayın. Evet. Ama söylediklerin anlaşıldı abi. Ben net bir şekilde duydum. Ben duyabildiysem yayına da gitmiştir diye tahmin ediyorum. Söylediklerim. 27'sinde pardon. Ayın 27'sinde Prime'ımı sana basıyorum bu arada. Buradan da bildirimini atayım sana. Eyvallah. Eyvallah. Abi benim yapısı. Ben çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Çok teşekkürler. İştirak ederim. Bu yılki ilk okul etkinliğimde. O da böyle çok tatlış bir Instagram canlı yayını şeklinde oldu. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah gerçekten de Hacettepe Üniversitesi'ne gelmek çok isterim. Konuk olmak çok isterim. Çok teşekkürler. Gelen herkese, izleyen Abi, herkese biz de seni teşekkür ağırladığımız için ediyorum. çok memnun olduk. Pandemi bittiği zaman kampüsümüzde seni de ağırlamak isteriz. Çok keyif alırız ağırlamaktan. Umarım senin için de güzel bir yayın olmuştur. Sen de keyif almışsındır. Bu daha önemli. Yani
Çok teşekkür ederiz. Ha tamam, ben şeye geçtim. Ha 4G'ye tamam abi, geçtim. Güzel. şu anda evet düzeldi. Tamam. Kapatıyor muyuz o zaman? Abi ben sana teşekkürlerimi sundum, umarım duymuşsundur. Hiç duymadım biliyor musun ya? Ben de o sırada şey yapıyordum yani, çünkü benim kendi Abi sorunlarım da tekrarlayayım oluştu. o zaman. Ağırlamak çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım şu yayından. Seni de yarın bir gün pandemiden sonra Beytepe kampüsünde ağırlamak isteriz. Çok isterim. Vallahi Umarım gelirim. vallahi bir pandemi bitsin direkt yazacağım sana Yani etkinlikte. böyle Umarım. sizin okulda bir etkinlik olursa falan Hacettepe Üniversitesi'ni görmeyi çok isterim yani. Hiç görmedim şu ana kadar. Bir kampüs turu attırırım abi Eyvallah, eyvallah. ben sana. Umarım abi senin için de güzel bir yayın olmuştur. İzleyiciler de keyif almıştır. Sen de keyif almışsındır. Senin keyif alman da çok önemli. Umarım senin için de güzel bir yayın olmuştur. Ne demek? Hep beraber olduğumuz sürece zaten yaptığımız her şey güzeldir. Öyle değil mi? Böyle aşırı cevaplar veriyorum böyle. Peki abi, o zaman görüşmek dileğiyle. Herkese görüşürüz. İyi akşamlar. İzleyen herkese Arkadaşlar, çok teşekkürler. Öpüyorum. bundan sonra Onur Can Gider ve Can Türk'tan da bizlerle birlikte olacak. Birer saat arayla. O yayınlara da hepinizi bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.